Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Çok iddialı ve güzel bir video ile karşınızdayım. Başlığı okuyanlar zaten ne demek istediğimi anladı, hatta kafalarında bir soru işareti oluştu. Acaba oynamayıp pişman olabileceğim bir mobil oyun olabilir mi? Çünkü sürekli Google Play Store'da, Apple App Store'da karşımıza PUBG, Wild Rift, Mobile Legends, Brawl Stars bu tarz popüler oyunlar çıkıyor. Sürekli olarak bu firmalar bu oyunları oynamamızı istiyorlar. Yeni çıkan oyunlar veya aslında bilinmeyen az popüler olan güzel oyunlar genelde çok nadir karşımıza çıkıyor. Ben de sizler için olabildiğince bu oyunları oynayıp bulmaya çalışıyorum. Bu listede onlardan biri. 10 tane oynaması zevkli ve güzel şeyler anlatan oyunu sizler için derledim. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hadi şimdi oyunlara geçelim. Kanalımda RPG oyunları sevmeyen ve benim abonem olan çok fazla izleyici var dostlar. Bunun farkındayım. Attığınız yorumlarda bunu görebiliyorum. Ama ilk önerim Ticket to Earth, RPG türünü sevmeyenlere bu türü sevdirebilecek kalitede bir yapım. Puzzle RPG olarak geçiyor ama dizayn edilişi kesinlikle basit bir puzzle RPG değil. Mükemmel bir bilim kurgu dünyası var. Hikaye odaklı bir oynanışa sahip. Özellikle puzzle RPG sevenler, taktiksel oynanışa önem verenler için mutlaka denenmesi gereken bir yapım. Daha önce hiç RPG oyun oynamadıysanız Ticket to Earth ile başlamak sizin için tehlikeli olabilir. Çünkü bu oyundan sonra her RPG'yi oynayamayabilirsiniz. Steam'de bulunuyor, Google Play Store'da bulunuyor, Apple App Store'da bulunuyor ve üstelik çıkış yaptığı 2016-2017 yılında çok fazla ödüle ve övgüye layık görülen bir oyun dostlar. Oyunda belli başlı kahramanlarınız var. Bu kahramanların özel yetenekleri mevcut. Her kahramanın ayrı olarak yeteneklerini geliştirmeniz de mümkün. Oyun süresi çok uzun bir oyun olduğu için RPG'ye başlangıç olarak oynanabilir. Hatta yani oynamadıysanız bu oyunu mutlaka oynamalısınız. Seveceğinize eminim. İkinci önerim Niflheim'de yine büyük bir önyargıyı kırmak için listeye aldığım oyunlardan biri. Side-scroll 2D oyunlar kötü olur mantığını bir kenara bırakın. Kesinlikle böyle bir şey yok. Uzun süredir konsollarda ve bilgisayarlarda zaten Niflheim gibi oyunlar sevilerek oynanıyordu. Ama mobilde gelişmiş grafiklere sahip oyunlar çıktıkça 2D side-scroll oyunlar kötü olarak görülmeye başlandı ki bu çok yanlış bir şey. En büyük örneklerinden biri de Niflheim dostlar. İskandinav mitolojisinde geçen bir hikayesi var. Yeraltı dünyasındayız. Bir Viking savaşçısını canlandırıyoruz ve Asgard'a giden portalın parçalarını toplamamız en büyük amacımız dostlar. Tabii ki bu yolda çok fazla kahraman heba oldu. Çok tehlikeli canavarlar var. Bu canavarları öldürdükçe içerisinden çıkarttığınız materyalleri kullanabilirsiniz. Yani buradan anlamanız gereken craft sistemi mevcut. Kısa süreli bir oyun gibi durabiliyor ama cidden uzun süre oynayabileceğiniz bir yapım. Ücretini sonuna kadar hak ediyor. Oynadığım en iyi side-scroll 2D oyunlardan biri. Mutlaka test edin, mutlaka deneyin. Üçüncü oyunumuz Battle Chasers'ta birçoğunuzu şaşırtabilecek kalitede bir yapım. Gördüğünüzü zannetmiyorum, karşınıza çıktığını da düşünmüyorum. Handy Games firmasını belki Titan Quest'ten veya Sünger Bob oyunlarından tanıyorsunuzdur dostlar. Her ne kadar çok kaliteli oyunlar olsa da bazen saçma sapan oyunlar da çıkartan bir firma. Battle Chasers'ta firmanın en kaliteli oyunlarından biri. Sıra tabanlı bir RPG, mükemmel bir dünyası var. Fantastik unsurları seviyorsanız bu oyun tam size göre. Şeytanlardan devlere, devlerden normal canavarlara, element büyücülerinden kılıç taşıyan savaşçılara karşınıza her türlü yaratık veya kahraman gelebilir. 6 kişilik bir takımı kontrol ediyoruz. Her kahramanın kendine has yeteneği ve bu bildiğiniz her yerde karşınıza gelen idle sıra tabanlı RPG'lerden farklı olarak da oturaklı bir oynanışı var. Grafikleri güzel, yetenek animasyonları harika. Sıra tabanlı RPG'leri sevmeyenler bu oyunla oynamaya başlasınlar. Cidden pişman olacaklarını düşünmüyorum. 50 saatten fazla oynadım ve hala oyun oynanmaya da devam ediyor. Yani parasını verip bitirebileceğiniz bir oyun değil. Sürekli olarak farklı şeyler deneyebilirsiniz. En sevdiğim yönlerinden biri de keşif duygusunu bana yansıtması. Yani sadece sıra tabanlı savaş yapmıyorsunuz dostlar. Dungeon'dan kaçma mantığında bir oyun olduğu için zindanı keşfetme ve bazı şeyleri öğrenme, görme gibi duygularınızı da bence çok iyi ortaya çıkartıyor. Yine pişman olmayacağınız bir yapım. Dördüncü oyunumuz Kingdom Newlands ile de strateji oyunlarına giriş yapıyoruz. Alışık olduğunuz online Rise of Kingdom, Lords Mobile, buna benzer birçok oyundan sıkıldıysanız, çünkü bence bu oyunlar sadece para tuzağı oyunlar. Sürekli olarak para yatırmanızı isteyen ve gelişmeniz için saatlerce oynamanız gereken yapımlar. Ama Kingdom Newlands gibi oyunlar ise
her zaman girip oynayabileceğiniz, canınız sıkıldığında bakabileceğiniz ve sanat duygusu ağır basan yapımlar dostlar. Örneğin Newlands müzikleriyle bile ödül alan bir yapım. Steam'de çok sevildi, Google Play'de, Apple App Store'da cidden çok fazla seveni var. Oyun mantık olarak bir krallığı yönetme simülatörü dostlar. Birazcık kale savunma, kule savunma oyunları gibi de duruyor. Kesinlikle yalan söylemeyeceğim. Standart özellikleri olsa da oynadıkça açılan ve keşfetme duygunuzu yine ön plana çıkartacak bir oyun. Bir hükümdarı canlandırıyorsunuz. Yok olan yani kaybolan krallığınızı tekrardan canlandırmak üzerine bir hikayesi var. Pixel art tasarımda yapıldığı için birçok telefon modelinde de rahatça çalışacaktır. Uzun süre oynanış dinamikleri sunan bir yapım olduğu için kolay bir oyun olduğunu da düşünmeyin. Yani oyunu uzun süre oynayabilmeniz için bazı konularda da başarısız olmanız lazım. Oyun size her şeyi sunmuyor. Siz birazcık mantık, akıl yürütüyorsunuz ve güzel bir evrende hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. İnşa edebileceğiniz, hikayesini takip edebileceğiniz ağır bir strateji oyunu. Mutlaka deneyin. 5. önerimde zombilere hayatta kalma oyunlarını ve shooter dinamiklerini konuşacağız dostlar. Sıradaki oyunumuz Ares Virus. Bu oyun oldukça güzel bir oyun ve belki de bu listenin en popüler yapımlarından biri. En büyük nedenlerinden biri tabii ki ücretsiz olması ama bence ücretsiz olması veya ücretli olması bir oyunun kalitesini belirlemiyor. Ares Virus tasarım olarak ve oynanış dinamikleri bakımından benim her zaman gönlümde tat kuran oyunlardan biri olmuştur. Klasik zombi hayatta kalma oyunlarını bir düşünün dostlar. Sürekli zombiler var değil mi? Bunları pataküte öldürüp kendinizi geliştiriyorsunuz. Genelde bu tarz oyunlarda düzgün bir hikaye bile olmaz. Ama Ares Virüs'ü öne çıkaran en büyük özelliği güzel bir hikayesinin bulunması. Yaptığınız seçimler bazılarının kaderini bile etkiliyor. Siz bir askersiniz, Ares adında bir virüs var ve insanları zombiye çeviriyor dostlar. Hikaye buradan başlıyor ve ilerliyor da ilerliyor. Tasarımını konuşacak olursak, tamamen tepeden baktığınız ve sanki kağıdın üzerine çizilmiş bir tasarımı mevcut. Ve ben bu oyunun bu tasarımını çok sevdim. Hem telefonunuzu yormuyor, çok rahat birçok telefon modelinde oynayabiliyorsunuz, hem de böyle çevredeki çok fazla detaya takılmadan oyunun anlattığı şeye, hikaye, atmosfere kapılabiliyorsunuz. Shooter dinamikleri dedik. Bu oyunun shooter dinamikleri nasıl kötü olabilir veya nasıl iyi olabilir diye kafanızda bir soru işareti oluşmuş olabilir. Çünkü bir animasyon yok adam akıllı veya önünüze çıkan detaylı bir grafik motoru da yok. Ama inanın bana oynayabileceğiniz en iyi shooter dinamiklerine sahip oyunlardan biri. O silahın atışını hissediyorsunuz dostlar. Karşınızdaki zombiyi öldürdükten sonra öldürdüğünüz konusunda eminsiniz. Bazı oyunlardaki gibi mermi ulaştı mı ulaşmadı mı, lan burada neden bir efekt yok gibi düşüncelere kapılmıyorsunuz. Sevdiğim bir yapım, herkese göre olmayabilir ama hayatta kalma oyunlarını sevenler bir denesin. 6. oyunumuz Ash of God Tactics. Yine benim severek oynadığım sıra tabanlı strateji oyunlarından biri dostlar. İsminden de anladığınız gibi oyunda taktiksel dinamikler çok önemli. İçerisinde kartlar bulunuyor ama doğrudan kartları savaştırmıyorsunuz. Kontrol ettiğiniz birimlerin yeteneklerini, savunma şekillerini ayarlayabilmek için bu kartları kullanmanız lazım dostlar. İlerledikçe daha iyi kartları destenize eklemek çok önemli. Online bir yapıda olmadığı için de kesinlikle bir rekabet söz konusu değil. Herhangi bir pay to win durumu da yok. Uzun saatler kendinizi geliştirmek için oynadığınız güzel bir oyun. Bu oyunun ben bu yönünü seviyorum. Çünkü çok fazla online sıra tabanlı RPG oynadığım için artık pay to win unsurlar, dengesiz kartlar veya kahramanlar benim her zaman canımı sıkmaya başlamıştı. Ve bu tarz bir oyunu oynadığım için de çok mutluyum. İnsanı belli bir yerden sonra stresten uzaklaştırıyor. Tasarım anlamında da gördüğünüz gibi çok basit. Yine birçok telefon modelinde rahatça çalışacaktır. Ücretsiz bir şekilde de oynamaya başlayabilirsiniz. 7. oyuna geçmeden önce yine bir konu hakkında yakınmak istiyorum dostlar. Biliyorsunuz ki mobil cihazlarda en çok sevilen oyun türleri aksiyon oyunları. Ve günümüzde popüler olan birçok aksiyon oyun o kadar kolay ki zorlanmadan ilerleyebiliyorsunuz. Bilgisayarda durum böyle değil. Konsolda da böyle değil. Ama mobilde aksiyon oyunları aşırı kolay. Ve iyi bir aksiyon oyunu bulmak da oldukça zor. O yüzden 7. öneri kısmında 2 tane oyun önereceğim. İkisi de birbirinin aynısı ama farklı oynanış dinamiklerine sahip. Birisini hız isteyenler oynayacak, birisini de taktik isteyenler oynayacak dostlar. İlk oyunumuz Doorkeepers. Oyunun amacı isminden de anladığınız gibi polislerin kapıları tekmeleyerek baskın yapması konusuna değiniyor dostlar. Oyun bir aksiyon oyunu, tepeden bakma olarak oynanıyor ve yapmanız gereken tek şey kapıyı tekmeleyerek aksiyona girmek. Oradan sonra her şeyi kendiniz belirliyorsunuz. İlk askerinizin nereye gideceği, nereye doğru nişan alacağı ve analiz ederek düşmanlarınızın konumunu belirlemeniz lazım. Uzun süre oynayabileceğiniz mükemmel yapımlardan biri. Hem aksiyonu dolu dolu yaşayabileceğiniz hem de kısmen zor bir yapım dostlar. İkinci önerim yine Kill House Gaming'in yarattığı bir oyun. Dur ki
Seekers Action Suka. Bu da 2D side scroll tarzında dizayn edilmiş, daha çok isminden de anladığınız gibi aksiyon odaklı bir yapım. Karşınıza gelecek her düşmanı pataküte dövmeniz gerekiyor ve oynaması da oldukça zevkli piksel art tasarıma sahip olmasından dolayı da her iki oyunda her telefon modelinde çalışacaktır. Yine tavsiye ettiğim bu iki oyunu da mutlaka oynayın. 8. oyunumuz da End of the World, oynayabileceğiniz en garip yapımlardan biri. Bu oyunun süresi 15-20 dakika. Her türlü puzzle'ı tahmin ederseniz ve ortalama cevaplar verirseniz 15-20 dakikada bitirebileceğiniz bir oyun. Puzzle dedim ama aklınıza doğrudan puzzle oyunları gelmesin. Gördüğünüz gibi side scroll ve 2D olarak dizayn edilmiş bir yapım. Oynarken üzüleceksiniz. 15-20 dakikada oynadığınız bu oyun sizi çok üzecek dostlar. Oyundaki adamın başına gelmeyen kalmamış. Yani bunlar adamın başına eskiden gelmiş. Sevgilisinden, sevdiğinden, aşkından ayrıldıktan sonra dünyada yaşayan tek adam haline dönüşmüş ve dünyanın sonunu getiren şeyi bulmaya, geçmişe gitmeye ve geçmişle çatışmaya çalışıyorsunuz. 15-20 dakika süren mükemmel bir yapım. Oynadıktan sonra da etkisinden çıkmak çok uzun sürüyor. Ve oyunu sadece TapTap üzerinden indirip oynamanız mümkün. Maalesef iOS App Store kullanıcıları bu güzelim oyunu oynayamayacak. En azından Android kullanan bir arkadaşınız varsa ondan rica edin siz de oynayın. 9. oyunumuz Best Luck. Beni etkileyen bir yapım. Hikayesi oldukça ilgi çekici ve müzikleri güzel dostlar. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Oyundaki karakterimiz yattığında rüyasında bir kız görüyor. Ve bu kız konuşmadan sadece eliyle işaret ederek karakterimizin bir yerlere gitmesini istiyor. Bu oyunda da amacımız bu kızın kim olduğunu öğrenmek, puzzle'ları çözerek nerede bulunduğumuzu ve neden sürekli bu rüyayı gördüğümüzü anlamak dostlar. Çok fazla spoiler vermek istemiyorum. Gördüğünüz gibi beğendiyseniz indirip mutlaka oynayın. Ben sevdim. Gerçekten sevdim. En eksi yönü de maalesef ki oyunun kontrolleri biraz garip. Yeni nesil oyunlar gibi olmadığı için ilk etaplarda zorlanmanız mümkün ama sonradan alışacaksınız. TapTap üzerinden indirmeniz mümkün. Google Play Store'da, App Store'da maalesef mevcut değil. 10. oyunumuz Endurance. Retro aşkımın canlandığı zamanlarda oynadığım bilim kurgu temalı bir oyun dostlar. Oyun roguelike RPG olarak geçiyor. Shooter dinamikleri de bulunuyor ve güzel de bir hikayesi var. Gördüğünüz gibi piksel art tasarıma sahip. Zaten retro oyunlar genelde bu şekilde dizayn edilir. Bu oyunun öne çıkan en önemli özelliği de bilim kurgu teması diyebilirim. İçerisindeki olayları takip ederken kendinizin geliştiğini hissedebiliyorsunuz ve zindan paleti tasarımıyla da sıkılmadan oynamanız mümkün. Uzun süreler oynayabileceğiniz bir oyun değil ama oynadığınız 5-6 saat belki de 10-12 saat sizi memnun edebilecek bir yapım. Oynamayanlar, standart zindan paleti RPG'lerden sıkılanlar Endurance'e mutlaka göz atsın. Güzel bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim dostlar. Umarım hoşunuza giden iyi bir video olmuştur. Olabildiğince güzel yapımları seçmeye çalıştığımın siz de farkına vardınız umarım. Çünkü bu oyunları ben oynarken çok zevk aldım. Ama tabii ki bu bir gerçek. Renkler ve zevkler tartışılmaz. Benim hoşlandıklarımdan siz hoşlanmayabilirsiniz. Hoşlandığınız varsa yorumlara yazın. Hoşlanmadıklarınızı da yazın ki beraber tartışalım dostlar. Discord sunucumuza da beklerim. Açıklama kısmına linkini bıraktım. Ama öncesinde Monster Pusat aksesuarları ile ilgili güzel bir tanıtım gelecek. Ondan sonra videoyu kapatabilirsiniz. Görüşmek üzere. Videomuzun sponsoru bu ay Monster Pusat Virtual 7.1 RGB Gaming Headset ve diğer pusat aksesuarları. Bir aydır deneyimlediğim uygun fiyatıyla ön plana çıkan bu kulaklık sanal 7.1 desteği ile ses kasmanız gereken tüm oyunlarda iyi çalışıyor. Benim en sevdiğim iki özelliği çok sağlam kablosunun olması ve 2 metre kablo uzunluğu. İkincisi de titreşim özelliği ile daha gerçekçi bir his yaratması. Bas kalitesi esnasında oyunların müzikleri de oldukça canlı hissettiriyor. Gizlenebilir ve istediğiniz zaman açıp kapatabileceğiniz mikrofonu da fiyatına göre oldukça iyi. Şimdi diğer aksesuarlardan bahsedelim. Bu videomuzda destekçimiz bir Monster Notebook markası olan Pusat. İşlerini başarıyla gerçekleştirmek isteyenlerin performans canavarına ihtiyacı olduğu gibi onu projelerinde üst seviyeye taşıyacak, uzaktan eğitim ve çalışma deneyimini tamamlayacak ekipmanlara da ihtiyacı var. Pusat ürün yelpazesindeki yüksek kaliteli ekipmanlar her profesyonelin ihtiyacına cevap verecek genişlikte. İster Pusat Ergo Wireless Mouse, ister Pusat Business Pro Steel Keyboard olsun, Pusat aksesuarları zarif ve kullanışlı olmasıyla işlerinizde size her zaman destek olur. Ayrıca ömür boyu bakım garantisiyle Monster Notebook kullanıcılara uzun yıllar eşlik edecek ve profesyonel iş hayatında kullanılacak ekipmanlar sunuyor. Pusat evden çalışan profesyonellere desteğini hiç kesmiyor. Soho yani Small Office, Home Office ürünleriyle evden çalışan ya da kendine ait bir çalışma alanı oluşturuyor.
oluşturmak isteyen profesyoneller de pusat ürünlerini tercih ediyor. Tıpkı Arion 32'nin Avrupa'da Amazon Choice, yani Amazon'un seçimi olması gibi. Yani Monster Notebook ailesinin bu fertleri sadece Türkiye'de değil, dünyada da büyük bir rağbet görüyor. En çetin işlerde bile sizi memnun edecek ekipmanlar şimdi çalışma alanlarınızı da süslüyor. Pusat ailesine katılan Pusat Wave aktif gürültü engelleyicili kulaklık, Pusat Business Pro Mouse ve klavye ile birlikte Bucra V1 Max gibi hem suya dayanıklı hem de toplantılarınıza kalite katacak aksesuarları hemen keşfetmek için monsternotebook.com.tr adresini hemen ziyaret edin.